Vize ve finalde çıkabilecek sorular 50. Bu videomuzda kalkülüs 2 dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Evaluate the line integral. Görüyoruz onu. Where C is the curve. Y eşittir x. Z eşittir 1 artı y üzeri 4. From eksi 1 eksi 1 2'den 1 1 2'ye. Şimdi bize bir line integral, eğrisel integral veya çizgi integrali Türkçesi sorulmuş. Eğrimiz C eğrisi burada tanımlanmış o. İlk işimiz bir line integral sorusunu çözerken verilmiş olan C eğrisi parametrize edildi mi edilmedi mi? C eğrisi parametrize edilmediyse onu parametrize ederek başlamalıyız. Birinci adım. C eğrisini parametrize ediyoruz. Burada C eğrisi y eşittir x, z eşittir 1 artı y üzeri 4 şeklinde fonksiyonlardan oluşuyor. Nokta olarak da bu noktadan başlayıp bu noktaya kadar. Burada biraz uyanıkça hareket edecek olursak x'e t dersek, dolayısıyla x'e t dediğimiz an y de t olur. Dolayısıyla z de 1 artı t üzeri 4 olur. Ve işte burada parametrize etmeyi tamamlamış olduk. Bu x, y, z'nin parametrize edilmiş hali. T'nin değişimi nereden nereye olacak peki? Neye t dedik biz? X'e t dedik. X nereden nereye değişiyorsa t de oradan oraya değişecek. Şimdi bazıları diyebilir ki y de t'ye eşit. Y de aynı şekilde değişiyordur. Başka şansı olmaz. Eksi 1'den 1'e, eksi 1'den 1'e. İkisi aynı çıkıyorsa zaten buradaki noktasal değişme de aynı olur. T eksi 1'den 1'e. İşte buradaki C eğrisini parametrize ettik ve T'nin değişim aralığını da belirledik. Şimdi ikinci adım buradaki integrali tamamen T'li hale çevireceğiz. Buradaki C artık ortadan kalkacak. Eksi 1'den 1'e. Eksi 1'den 1'e. Buradaki x, y, z yerlerine bu parametrize edilmiş haller. X yerine t, y yerine t, z yerine 1 artı t üzeri 4 çarpı buradaki ds yerine, ds'in bir kuralını hatırlayalım. Karekök içinde x'in t'ye göre türevinin karesi, y'nin t'ye göre türevinin karesi, z'nin t'ye göre türevinin karesi. X, y, z'yi t'li olarak bulmuştuk. Onların t'ye göre türevlerini alıp, karelerini alıp toplayacağız. dt. İşte şimdi şuradaki ds yerine karekök içinde x'in t'ye göre türevi 1 eder. 1'in karesi. Y'nin t'ye göre türevi 1 eder. 1'in karesi. Z'nin t'ye göre türevi 4 de küp eder. Onun karesi. dt. İşte bu integrali şimdi hazırlamış olduk. Şuradaki şu çarpmamızı gerçekleştirelim. Eksi 1'den 1'e. Burası 2t'dir. 2t ile şunu çarparsak. 2t artı 2t üzeri 5. Karekök içinde de burası 1, burası 1. Şunu da karesini alırsak 2 artı 16 t üzeri 6. dt. Şimdi buradaki integrale baktığımızda hadi 2 t üzeri 5 ile şu kısmı integralini alabiliriz. Peki 2 t ile bu kısmın nasıl integralini alacağız? Burada bir hoca şaka yapmış sınava giren öğrencilere. İntegralde şöyle bir özelliğimiz vardır. Eksi a'dan a'ya değişen bir integralde fx dx diyelim buna. Eğer ki fx tek fonksiyon ise, tek fonksiyon ise, İngilizcesi odd function, bu integralin sonucu 0 çıkar. Peki içerideki fonksiyonun nasıl tek olduğunu anlarız. Bunun içine eksi x yazdığımızda başlangıçtakinin tamamen eksiyle çarpılmışı çıkarsa fx tek fonksiyondur. Şimdi biz de bu içeridekinin eksi 1'den 1'e gördüğüm için
Şu integralin, hadi şu kısmının integralini alabileceğimi görüyorum. Fakat buradaki 2t'li kısımdan kurtulamayacağımın farkındayım. O yüzden bu içerisinin tek fonksiyon olma ihtimali çok yüksektir. Gidelim şimdi şuna. Ft eşittir 2t artı 2t üzeri 5 çarpı karekök içinde 2 artı 16 t üzeri 6 dedik. Buna gidip eksi t koyalım şimdi. Buraya eksi t koyunca eksi 2t olur. Buna eksi t koyunca 5. üstünü alınca eksi 2t üzeri 5 olur. Buraya eksi t koyunca 6. üstünü aldığımızda eksiği ortadan kaldırır o. Şuradaki eksi parantezini alıp dışarı atarsak görüleceği üzere f eksi t şu eksiği dışarı çektiğimizde şunun eksiyle çarpılmışına eşit çıkıyor. Eksi ft oldu. Bu nedenle ft tek fonksiyon. Bu integralin sonucu da otomatikman sıfır olur. Burada line integral kısmını açtıktan sonra belirli integral özelliğini biliyor olmak gerekiyor. Soruyu sonuna kadar götürebilmek için. Çok kolay bir soru değildi. Parametrize etmesi aslında kolay ama alışkanlığı olması gerekir bir kişinin. Sonra direkt kuralı uyguladık. Burada neden böyle bir şeye girdiğimin tekrar uyarısını yapayım. 2t üzeri 5 ile şu köklünün çarpımının integralini alabilirdik. Fakat buradaki 2t ile şu köklü kısmın çarpımının integralini alamazdık. Değişken değiştirmeyle falan mümkün değildi. Oradan anladım ki bu integrali almamızı istemiyor da şöyle bir şeyi görüp de bunun sonucuna direkt sıfırı yazmamızı istiyor. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.